Merhaba arkadaşlar, Kara Geçit kanalına hoş geldiniz. Paylaştığımız hikayelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeniz bizleri daha iyi yerlere taşıması açısından önemlidir. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi dinlemeler. Merhaba. 2012 yılında yaşadığım bir olayı sizlerle paylaşacağım. Bazı şeyleri unuttum ama o dönem bunları günlük gibi yazdığım için ayrıntılarına kadar sizlerle paylaşabileceğim. Kendimce nedenlerden dolayı gerçek isimler kullanmayacağım. 2012'nin bahar döneminin ilk haftası. İlk dönem yeni arkadaşlıklar kurmuştuk. Sınıfın daha ilk gününde dikkat çeken isim Hakan'dı. Giyinişinden yürüyüşüne kadar dikkat çeken biriydi. Maddi durumu fazlasıyla iyiydi belli ki. Tek kusuru tipiydi. Para da onu kapatıyordu. Benim de tek elimde tutabileceğim özelliğim yakışıklı olmam. Hakan ile zıt kutuplar gibiydik. Hakan zengin, çirkin, ben fakir, yakışıklı. Belki de çıkara dayalı arkadaşlığımız bu şekilde başladı. Hakan'ın bana attığı mesajla başlıyor olaylar. Sınıftakilere mesaj atsam, bizim evde parti yapsak nasıl fikir diye sordu. Ben de iyi fikir ama organize olmak sıkıntı. Nerede nasıl toplanacağız, ne yapacağız gibi sorular sordum. Hakan, benim ev müsait, en az 15-20 kişi rahat rahat oturabilir, eğlenebiliriz dedi. Onun öncesinde kim nerede nasıl evde oturuyor konuşmamıştık. Ben de öyle diyorsan tamam dedim. Sırayla herkese mesaj attık. Ancak ilk dönem herkes gruplaştığı için kimisi o gelmezse ben gelmem, şu gelirse ben gelmem gibi mesajlara dönüştü. Totalde 8 kişi tamam geliriz dedi. 7 kişi geldi. 4 erkek 3 kız. Çok uzatmayacağım. Doğrudan parti gününe geçeceğim. Öncesinde herkese birer isim koyayım. Kendime Okan, diğer 2 erkek arkadaşa Mehmet ve Mustafa diyeceğim. Kızlar Bahar, Derya ve Naz. Sınıfın üçlü dedikodu ekibi. Hakan bize parti gününden bir gün önce eve gelip temizliğe yardım etmemizi istedi. Evine gittiğimizde ağzım açık kaldı. Kocaman dev gibi evde tek başına yaşıyordu. Tamamen israftı benim açımdan. Bunun yanında ev güzeldi ancak ahırdan farkı yoktu. Her yerde çöp ve pislik doluydu. Bir oda hariç tüm odalara girdik, temizledik. Temizlik yaparken sordum meraktan. Hiç yemek yapmıyor musun? Hayır, ben hep dışarıdan söylüyorum dedi. Ertesi gün akşam saat 7'de erkekler olarak bir saat önceden eve gelerek hazırlıklara başladık. O girmediğimiz tek odaya o vakitte girdik. Şaşkınlıktan nutkum tutuldu odayı görünce. Tek el bayinden farkı yoktu. Çeşit çeşit alkoller, karton karton sigaralar, çerezlerin her birinden paket paket yığılmış şekilde duruyordu. İlk defa birisini bu kadar kıskanmıştım. Dolap da farklı değildi. Her çeşit meyve suyu, gazlı içecek, her şey fazlasıyla vardı. Biz bunları evdeki büyük masaya yerleştirirken o da gitti. Envai çeşit meyve alıp geldi. Epi topu 7 kişi olacaktık. Her şey abartılıydı. Ben bu kadar hazırlığın altında bir şey olduğunu anladım. Kızlar gelmeden de konuya açıklık getirmek istedim. Herkes salonda masayla ilgilenirken, Hakan, hangisi dedim. Ne hangisi dedi. Kanka yapma işte. Kimden hoşlanıyorsun? Sonra yanlış anlaşılma olmasın dedim. Vallahi beyler ben Bahar'dan hoşlanıyorum. Bunca hazırlık da onun içindi. O gelmeyeceğim deseydi bugün herhalde burada toplanamazdık dedi. Ben de Mehmet ve Mustafa'ya beyler yengemiz belli ona göre dedim. Mehmet ve Mustafa aynı şeyi söyledi. Kanka biz buraya eğlenmeye geldik. Böyle bir niyetimiz yok. Sınıftakilere karşı değil dedi. Merak ve Hakan'ın çağırması üzerine gelmiştim. Yoksa böyle ortamları ben de sevmiyordum. Saat 8'de kızlar binanın önünde aradı. Biz geldik. Bize eşlik edin dediler. Hakan'la ben kızları eve getirdik. İlk başta Sayın Naz olması herkesi gerse de masanın büyüsü herkesi cezbetmişti. Ben alkol kullanmayan tek kişiydim. Meyve suyu, enerji içeceği içerek sohbetlere eşlik ediyordum. İlk bir saat normal şekilde geçti konuşmalarımız. Alkol kendisini göstermeye başlayınca aşk konuları, dedikodu konuları dönmeye başladı. Gözüm Hakan ve Bahar'daydı. Hakan o kadar zengin olmasına rağmen zenginliği kadar da pasif biriydi. Hiç atak yapmıyordu.
Konular iyice derinleşince, "Bahar, benim annem çok iyi fal bakar. Ben de ondan çok şey öğrendim. İster misiniz size de bakayım?" dedim. Hakan atıldı. "Evet, çok iyi olur," dedi. "Bahar, ama yanımda eşyalarım yok. Başka bir gün bakalım. Bu saatte eve gitmek gelmek mesele olur," dedi. Hakan, "Benim araba var. 10 dakikada gider geliriz," dedi. Halbuki kızın evinin yerini dahi bilmiyordu. Herkes tamam dedi. Ben de merakımdan tamam dedim. Evden çıktılar. Biz kendi aramızda konuşmaya devam ettik. 40 dakika kadar geçti, hala ortalarda yoklardı. İşin kötü tarafı, Derya ve Naz aynı anda bana genel tabirle yürüyorlardı. Ben onları arkadaştan öte görmüyordum. Üstelik ikisinin aynı anda bu şekilde yapması ortamı boğuyordu. Tamam, Mehmet mi Mustafa onlara o gözle bakmasa bile, sırf tüm konuşma benim üstümden dönünce konuşmaya dahil olamıyorlardı. Neyse ki çok geçmeden Hakan ve Bahar sarmaş dolaş geldiler. İçimden, "Bak sen şu Bahar'a, amma da para avcısıymış," dedim. Hakan elindeki çantayı masaya koyunca çıkan sesten çantanın ağır olduğunu anladım. "Bahar, masayı boşaltmamız lazım. Ya da başka masa varsa orada hazırlık yapayım," dedi. Masayı, üstündekileri yakınımızda duvar diplerine kaldırdık. Kocaman masa Bahar'ın emrine amadeydi. Çantasını açıp içinden eşya çıkarmaya başlayınca benim gözüm korkmaya başladı. Ruh çağırma tahtası olarak bilinen bir tahta var. Garip şekilde kuş tüyü, mürekkep, değişik bir defter, çok sayıda mum. Bunları görünce çoktan vazgeçtim. Zaten korkak birisiydim. Başıma iş almak istemiyordum. O hazırlığını tamamlarken masadan kalktım. "Ben bu işte yokum ama sizi izlerim," dedim. Herkes bir anda "satma bizi" moduna geçti. Korkak diyen de oldu, satıcı diyen de. Yine de emin şekilde yok olduğumu söyledim. Salonun balkonuna çıkıp altıma bir sandalye çektim. Sigaramı yakıp onları izlemeye başladım. Bahar hazırlığını yaptı. Işıkları kapatıp mumları da yaktığında, "İyi ki," dedim, "orada değilim." Şu haliyle bile korkmama yetmişti. Herkes de o kuş tüyüyle mürekkebe batırıp kağıtlara bir şeyler yazdılar. İşleri bitince Bahar, biraz önce alkol içilen bardaklardan birisini alıp ruh çağırma tahtasına koydu. Ve hep beraber el ele tutuştular. Hepsinin de gözleri kapalıydı. Bahar bir şeyler söyledi. Tam duyamıyordum. Sözleri bitmeye yakın mumları canlı canlı izliyordum. Mumların ateşi olmayacak şekilde yükseldi. Bir mum bu kadar yanmazdı. Ödüm patladı. Gözlerimi ovdum. Acaba önümdeki kapının camı mı yanlış gösteriyor diye kontrol ettim. Ama hayır, her şey gayet netti. Bu olaydan sonra hepsi gözlerini açtı. Bahar konuşuyor. Onlar da ne dese yapıyordu. İşaret parmaklarını bardağa koydular ve sırasıyla soru sormaya başladılar. Bardak bir oraya bir buraya gidiyordu. Onlar işin ciddiyetini daha fark etmemişlerdi. Bardak hareket ettikçe gülüyor, dalga geçiyorlardı. Artık birisi ne sorduysa bardak bir yere gitti. Hakan köpürdü. Ben çoktan diğer sigaramı yakıp hala izliyordum. O an nedenini bilmediğim şekilde bu olaydan kendimi alamıyordum. Hakan ayağa kalkıp bir şeyler dedi. Sonra herkes elini çekti. Hakan tek başına koydu. Kızlardan birisi bir şey söyledi. Bardak hareket etmeye başladı. Hakan diğer eliyle elini tutup bardağın hareket etmesini engellemeye çalıştı ama başaramadı. Herkes güldü Hakan'a. Başını eğdi. Tekrar konuşmaya başladılar. Bayağı tartışma şeklinde konuşuyorlardı. Sesleri bana net şekilde geliyordu. Devam edelim, etmeyelim tartışmasıydı. Hakan ve Mehmet hariç herkes devam edelim deyince devam etmeye başladılar. Onlar bunu yaparken sadece en fazla 2 saniyeliğine bir şey gördüm. Onlar bardağa bakarken ben Bahar'ın arkasında yaşlı bir kadın fark ettim. Sadece 2 saniye sürdü onu görmem. Yaşlı, derisi kemiklerine yapışmış, gözü içine çökmüş bir kadın. Kapkara, uzun saçları ile bardağa bakıyordu. Onu gördüğüm gibi arkamı döndüm. Kalbim güm güm atıyordu. Tüm cesaretimi toplayıp içeriye baktım tekrar. Niyetim evden gitmekti. Onlar normal şekilde devam ediyordu. Onlardan başka kimse yoktu. Eve girip onlara ben gidiyorum dedim. Ama tınlayan olmadı. Ayakkabılarımı giyerken tekrar seslendim. Alo, ben gidiyorum dedim. Bir tanesi cevap vermeyi bırakın bana bakmadılar bile. Çıkarken
Ulan ne insanlarsınız, insan 2 dakika durmaz mı dedim. Evden çıktım. Hem korkuyordum hem de öfkeliydim. Hakan bizi evlere bırakma sözü vermişti. En azından yarım saat yürüme mesafem vardı. Aksi şekilde otobüs geçmiyordu buradan. Taksiye de verecek param yoktu. Yola koyuldum. Evin yolunu tuttum. 35-40 dakikada anca eve vardım. Canım çıkmıştı yürümekten. Sürekli içimden, ulan Hakan bunu sana ödetmez miyim deyip duruyordum. Sinir küpüne dönmüştüm. Söylene söylene yatağıma geçtim. Aklıma telefonum geldi. Ekranı açmaya çalıştım ancak açılmadı. Şarj bitmiştir diyerek şarja taktım. Ama şarj olmuyordu. Biraz uğraştıktan sonra bozulmuş olduğunu düşündüm. Sinir katsayım 2'ye katlandı. Bizim için eğlenceli olması gereken gün zehir olmuştu. Yatayımda sabah olunca Hakan'a kızar, telefonu da ona yaptırırım diyerek yatağa attım. Gözlerimi kapattım. Hafif uyur gibi oldum. Bir anda elimde deli gibi bir acı hissettim. Yataktan doğrulup elime baktığımda kendimden geçecek şu olayı yaşadım. Hakan'ın balkonda elimde sigaranın izmaritiyle oturuyordum. Bu gerçek olamaz dedim. Daha yeni buradan kendi evime gitmemiş miydim? Bu imkansız. İzmariti yere attım. Hemen içeri girdim. Kimse bana bakmıyordu. Millet, alo, kafayı mı yediniz? Buna derhal son verin. Kime diyorum dedim. Sırayla Mehmet, Mustafa ve Hakan'ın kafasına vurdum. Elleriyle kafalarını tuttular ama yine de devam ediyorlardı. O an kulağımın içinden bir ses geldi. Farklı bir dilde. Arapça değil eminim. Ama Türkçe anladığım şekilde birisi bana "Benim oyunum bitmeden buradan ayrılamazsın." dedi. Nasıl korktuğumu anlatamam. İliklerime kadar hissettim korkuyu. Ayakkabı falan giymeden evden koşarak çıktım. Merdivenleri üçer beşer atlıyordum. 3. katta olmamıza rağmen o merdivenler bir türlü bitmek bilmiyordu. Tam pes ettiğim noktada binanın kapısına ulaştım. Koşarak eve doğru gitmeye başladım. Yolda insan da yoktu. Marketler, dükkanlar hep kapalıydı. Bir tane insan geçmez mi diye hayret ederek koşmaya devam ettim. 5 dakika kadar koştum. Yolda 2 kişi gördüm. Bir umut, onlardan yardım istemek için yanlarına doğru koşmaya devam ettim. Sanki yardım edecekler de. Ya da neyin yardımını isteyecektim. İnsan iş bilmez olunca ne yapacağını bilmiyor. 2 kişinin yanına yaklaşınca bir tanesi bana döndü. Hop hemşerim, gece gece nereye koşuyorsun böyle dedi. Abi bana yardım et. Başıma kötü bir şey geldi dedim. Dur bir anlat, ne geldi başına dedi. Abi benim arkadaşlarım ruh çağırdı. Evde kötü şeyler oluyor. Onlar görmüyor helalde. Kendimi zor kurtardım dedim. Adam, anne sen bilirsin bu işleri. Ne bu arkadaşın sorunu dedi. Kadın bana döndü. Benim oyunum bitmeden ayrılamazsın çocuk. Daha fark etmedin mi dedi. Kadının görüntüsü yetti. Sanki sırf deriydi. Bedeninde et namına bir şey yoktu. Ama arkadan bakılınca uzun saçları onu normal birisi gibi gösteriyordu. Gözleri içine çökmüş, sarımsı renkteydi. Bu görüntü karşısında bedenim enerjisi çekilmiş gibi yere düştü. Elim tekrar yandı. Yine aynı şekilde balkonda açtım gözlerimi. Bunlar rüya olmalıydı. Başka açıklaması olamaz dedim. İçeriye girdim. Masayı dağıtıp önüme gelene vurmaya başladım. Ta ki Bahar'a vurmaya çalışana kadar. Tam Bahar'a vuracakken o adam bir anda önümde belirdi. Elimi havada kaptı. Elimi sıktığı gibi kemiklerin kırıldığını hissettim. Acıyla bağırmaya başladım. Yere yatıp elimin acısıyla debeleniyordum. O kadın tekrar önümüne geldiğinde kusmaya başladım. Tamamen korkudan kusuyordum. Yine aynı şey oldu. Elim yandı. Uyandım. Bu sefer kaldıramam bu olanları dedim. İçeride hala arkadaşlarım bu yaptıkları şeye devam ediyordu. Hem de konuşuyorlardı. Psikolojik olarak çökmüş haldeydim. 3. kattan kendimi aşağı bıraktım. Yere düştüğüm ana kadar bilincim açıktı. Yere düştüğüm gibi aynı şeyler oldu. Tekrar uyandığımda kaderimi kabul etmekten başka çaremin olmadığına ikna olmuştum. Masaya gittim. Sandalyeye çekip oturdum. Bu kez herkes bana bakıyordu. Birden hepsi ayaklandı. Benim geldiğim balkona koştular. Arkamı dönüp baktığımda orada elimde sigara ile baygın şekilde oturuyordum. Aklıma gelen ilk şey öldüğüm oldu.
Demek ölüm buymuş. Ben de yanlarına gittim. Ben buradayım. Kimse görmüyor, duymuyor mu beni dedim. Görmüyor ve duymuyorlardı. Biraz benimle ilgilendiler. Panik içinde. Sonra Bahar ne olduğunu anlamış olmalı ki herkesi masaya topladı. Yaptığı şeyi sonlandırdı. O sonlandırdığı gibi gözlerimi açtım. Tavana bakıyordum. Herkes bana bakıyordu. Elim acıyor. Korkudan konuşamıyordum. Ayağa kalkmayı denedim. Gücüm yetmedi. Kalkmadım. Onlar koluma girdiler. Bir sandalye çektiler altıma. Tam bu esnada altıma işemeye başladım. Herkes bana şaşkın şekilde bakıyordu. Bedenimde güç olsa ayağa kalkıp gidecektim. Sizin yapacağınız işin diyerek küfürler savurmaya başladım. Onlar soruyor, ben sövüyordum. Erkekler beni tuvalete götürdü. Okan da kendi kıyafetlerinden getirdi. Üstümü değiştirdiler. Tekrar içeriye girdik. Su falan içirdiler. Yarım saat kadar sürdü. Bu süreçte Okan kızları evine götürdü. Mehmet yanımda kaldı. Mustafa da etrafı topladı. Kendime geldiğimde Mehmet bana sağlam bir tane vursana dedim. Mustafa bu delirdi herhalde, kendisine vurmamı istiyor dedi. Mustafa da geldi. Bana biriniz vurun lan dedim. Mustafa sağımdan okkalı bir tokat patlattı. Canım fena şekilde yanmıştı. Lan oğlum sağlam dedim de o kadar sağlam değil dedim. Kardeşim neyin var anlatsana dedi. Beyler şimdi size ne anlatsam inanmayacaksınız. Şu Hakan şerefsizi gelsin beni eve götürsün dedim. Mustafa kanka o Okan da bizim yaşadıklarımızı yaşamış olabilir mi dedi. Mehmet olur mu olur da bu kadar ayrılıp bayılacak adam değil Okan. Ya da biz mi yanlış anlıyoruz dedi. Onlar bana soru sormaya devam ettiler. Ben korkudan cevap veremiyordum. Hakan da sonunda gelince biraz da o soru sormaya başladı. O da korktuğundan bugün burada kalın isterseniz demeye başladı. Hakan, beni eve götür. Siz ne bok yerseniz yiyin dedim. Kararlı olduğumu görünce beni eve götürmek için evden çıktık. Yolda giderken Okan kusura bakma kardeşim. Ben kızları götürürken kızdım. Bahar'a nedir bu iş diye. Bahar tam emin değil. Bir şey olursa istediğin saat arayabilirsin beni. Yarın bakarız çaresine dedi. Benim aklımda bir an önce eve gitmek vardı. Hakan'la da konuşmuyordum. Evime bırakıp geri gitti. Korkudan saatlerce odanın içinde öylece oturdum. Birkaç kere telefonuma baktım. Çalışıp çalışmadığını kontrol ettim. Evdeki herkesten mesaj geliyordu. İyi misin? Bir şeyin var mı? Cevap vermedim. İlerleyen bir haftada okula gitmedim. En sonunda Hakan aradı. Efendim Hakan, neden gelmediğimi soracaksan sorma. Sizin yüzünüzden gelemedim dedim. Okan, tamam biliyorum. Biz de yaşamaya başladık. Senden kötü halimiz. Yarın sabah herkesi evinden alacağım. Bahar annesine götürecek bizi dedi. Gerçekten mi? Ama garantisi var mı? Kesin düzelecek miyim dedim. Aradaki bir haftalık süreçte birbirini tekrar eden rüyalar görüyordum. Her seferinde başa döndüğüm rüyalar ile kafayı yemek üzereydim. Bir umut bile benim için yeterliydi. Ertesi gün sabah kucak kucağa arabaya bindik. Artık kimsenin utanacak hali kalmamıştı. 5 saatlik yolculukta konuşan da olmadı. Bahar'a küfür etmemek için dişlerimi sıkıp sürekli. Köylerine gittiğimizde onun annesinin evinin konumu çok dikkatimi çekti. Köyden soyutlanmış derecede uzak, kendi halinde bir evdi. Evin etrafı çalılar ve odunlarla çevriliydi. Zar zor ayakta duran kapısı vardı. Kapıyı kırmadan açıp içeri geçtik. Evin kapısı açıktı. Sırayla ayakkabıları çıkarıp eve girdik. Bahar, anne biz geldik dedi. Biliyorum, torunum, gelin. Ben de sizi bekliyordum dedi. İçeri girdik. Ev pek geniş değildi. Üstüne üstlük Bahar gibi her türlü hazırlığı yapmıştı. Biz konuşmadan o konuşmaya başladı. Torunun başarısız yapmış yaptığı şeyi. Ben sana öğretmedim mi bu öyle gelişi güzel yapılacak iş değil. Şanslıymışsınız. Sadece eğlenmek istemişler sizle. Başlarına gelecekleri bildiklerinden tabii dedi. Bu abuk subuk durma ve konuşmalara dayanamadım. Teyze biz neler yaşadık, siz ne konuşuyorsunuz? İnsanlık ettik de kızınıza arkadaşlık ettiysek suç mu dedim. Bizi ne yaptıysanız kurtarın. Daha başka bir şey istemiyorum dedim. Oğlum, doğru zamanda, doğru yerde olursan
Üstelik kabul edersen şikayet etmeyeceksin. Siz ne yaşadıysanız acemilikten yaşamışsınız dedi. Teyze, sen bize şimdi ne yapacaksın? Çözecek misin kökünden nedir bu yaşadıklarımız dedim. Sadece ben soru sormuyordum. Ben kendi sorduklarımı en net hatırlıyorum. Merak etmeyin, akşam olsun bu gece burada misafirim olursunuz. Sabaha sorunsuz bir şekilde dedi. Akşama kadar evinin içinin dışının işini yaptırdı. Akşam da çok garip şekilde işlemler uyguladı. Yaptığı işlemin tamamını anlatmayacağım. Bu işlemin dinen manası nedir bilmiyorum. Hepimizi yuvarlak yaptı. Ortaya büyükçe bir kap koydu. Herkesin ellerini suya sokmasını istedi. Hepimiz hiç sapmadan yapıyorduk. Suyun içinde o kadın ve adamı yaptığı işlem sırasında görmeye başladım. Yüz yüze bakıyorduk. Aramızda 30 santim anca vardı. Yüz yüzeydik. Korkudan kilitlenip kalmıştım. Yaptığı işlem bittiğinde su zifiri siyaha büründü. Tam olarak omuzlarımdan ağır bir yükün kalktığını fiziki ve ruhsal olarak hissettim. İşimiz bitince geri döndük. Uzunca bir süre kimseyle konuşamadım. O gün oraya gelenlerle arkadaşlığımı kestim. Okulu bitiremedim. Psikolojik destek almaya başladığım sürece döndü. Kabuslar ve rüyalar peşimi bırakmadı. Kaç tane hocaya gittiysek de hepsi üstümde herhangi bir sıkıntı olmadığını, psikolojik olduğunu söyledi. Ailemin de yüzüne bakamaz olmuştum. Askerliğim de çok zor geçmişti. En sevmediğim işe bile aracı sokarak mecburiyetten çalışmaya başladım. Şu an bir fabrikada sıradan bir işçi olarak çalışıyorum. Bir gecelik hata, seneler süren yıkıntılara neden oldu. Hikayemiz bu kadar arkadaşlar. Sizlerin de paylaşmamızı istediğiniz hikayeleriniz varsa yorumlar kısmından bize ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.